Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Herkese günaydınlar. Almus Yatırım için hazırladığımız sabah bültenine hoş geldiniz. Bugün dolarla başlayalım diyoruz. Hemen şöyle doların son trend hareketine baktığımızda kısa vadede oluşan hemen şu tabloya rakamsal anlamda seyirlere de bakmak istiyorum. Evet. Kısa vadede oluşan bir tuzak ihtimalinden bahsetmiştik. Şimdilik bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Ben örnek bir görüntü olarak şöyle baktığımda hemen endekste de benzer bir hareket olduğu için bu karşılaştırmayı yapmak istiyorum. Hatta şöyle bir şöyle atalım. Şu görüntüyü, benzer görüntüyü, o tuzak oluştuktan sonraki süreç arkadaşlar. Tuzak oluşuyor. Tekrar gördüğünüz gibi eski bandın altına geliyor. Endeks birkaç gün bu bölgede dolandıktan sonra ki daha da düşüş başlıyor. Yani bu tabloya şöyle bir bakacak olursak, ben size bir 100 endeksi de şöyle bir çıkartıp göstermek isterim. 100 endekste de böyle hemen yine 4 saatlik bir benzer bir hareketten bahsetmeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi aslında hemen burası da dolar görüntüsü. Böyle alalım bakalım. Eski direnç bu bölgede geziyor. Bugün yani bir kar realizasyonu ya da bu bölgede sıkışıp tekrar tepeyi deneyen bir hareket ihtimalden bahsediyor olacağız. Şimdi tabii endekste ciddi bir satış getirdi. Nereden baksanız %10'luk bir satış gördük. Endeksin bu 110 binleri gördüğü seviyede oluştuğunu düşündüğümüz, paylaştığımız ayı tuzağı için, pardon, boğa tuzağı için. Bu noktada şu an için dolar tarafında tam da bu bölgedeyiz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bakın şu bölge, bu bölge o tepeler oluştuktan sonra bölge. Ama bugün dolarda ortalama olan üzerine mi açık yoksa satış mı gelecek, bunu konuşacağımız bir gün olacak. Önümüzdeki saatler bu manada da çok önemli. Açılış sonrası şöyle bir detaylı gün ortası raporda da bunu paylaşırız. Şimdi hala hazırda gördüğünüz gibi ortalamaların üzerinde giden bir hareket. Güne ortalamaların altında başlayan, ki dün gece bir ara dolar TL'de yanılıyorsam kapanıştan hemen sonra 3.90-40'lar 3.91'ler sonrasında şu an için tablo net olarak şu durumda. Hemen ben dönüyorum. Tabii ki detaylı yorumumuza dönmek istiyorum. Dünkü kapanış 3.92. Hemen şöyle alalım. 3.92 kapanışı aldık. Pardon. Ben geriye bir tane fazla bastık. Evet. Bugüne dair 3.92.50 önemli bir direnç. Açılış sonrası neredeyiz? 3.92.80. Yani bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. 3.90.50 bir destekmiş zaten. Burası test edilmiş. Şu an için mavi pivot bölgeye yakın. Böyle 60 dakikalık grafiklere şöyle bir baktığımızda önemli bir direnç bölgesinde. Şu an için belki bu da zorlanabilir ama hala hazırda yukarı bir istek var. Bir de malum biliyorsunuz önümüzdeki hafta Salı Çarşamba Amerika'daki Rıza Sarraf duruşması mahkemesi olduğu için sanki biraz tutmak istiyorlar gibi ama kanaatimizde gördüğünüz kadarıyla beklentimiz hala hazırda bizim aşağı yönlü olma ihtimali isteği var. Çünkü bu noktadan yola çıkarak eğer bugün 92.50 üzerindeki hareket gündeme gelecek olsa tekrar gün içinde 94 ve üzerinde denemek isteyen bir hareket görebiliriz ama 93-94 bu bölgenin geçilememesi gün içinde tekrar 90'lara doğru geri çekilme getirebilir. Bunu da izliyor olacağız. Hemen dolar endeksine şöyle bir bakalım. Dolar endeksine baktığımızda daha önce de bahsetmeye çalıştığımız gerileme devam ediyor. Bir kontrollü bir geri çekilme başladı. Bu
önemli ve bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz euro dolar paritesinde de hareketi 1.20'ye kadar getirebilecek görüntünün içinde. Dolayısıyla dolar endeksinin gerilemesiyle önümüzdeki günlerde devam edeceği benziyor. En azından şu an için beklentilerimiz çerçevesinde. Euro dolar paritesi, evet, kaliteye geçmeden önce bir Amerikan 10 yıllık faizlerine şöyle bir göz atalım. Evet, Amerikan 10 yıllık faizleri dün bir tip yaptıktan sonra biraz daha yataya giren bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Yani faizlerin yükselişi veya sert düşüş anlamında şu an için yatay, ama aşağıda 2.30'ların altına gelecek olursa bu ciddi bir kırılma getirir. Uzun bir süre daha böyle seyredeceği benziyor. Hemen şuradan euro dolar paritesine geçiyorum arkadaşlar. Euro dolar paritesi gayet olumlu, gayet dün Amerikan piyasalarının kapalı olması davranışta seyretmesine neden oldu, ama gayet de olumlu, güçlü görüntü arz ettiğini söylüyoruz. Hatta dünkü kapanışı dikkate alacak olursak son neredeyse bir ayın en yüksek kapanışını gördük. Hatta son 5 haftanın en yüksek kapanışını gördük euro dolar paritesinde. Bu da olumlu. Bugün için olumlu beklentimizi, dün 1.1850 kapanışını şöyle gelecek olursak 1.1880 ilk adım, ilk hedefimiz. Bahsetmiştik. 1.18'in üzerindeki harekette 1.19'a doğru gitme isteği artıyor. Şu an için bu görüntü gayet olumlu. Eğer 1.1880 üzerinde bir hareket görecek olursak gün içinde büyük ihtimalle 1.1920'leri konuşuyor olacağız ki böyle bir ihtimal çok rahat artık söz konusu olabilir. Hemen buradan şöyle daha 4 saatlikleri okuyayım. Evet, gayet güçlü, gayet olumlu diyebiliriz. Hemen altın fiyatlarına geçmek istiyorum. Altın fiyatlarının görüntüsü burada da gayet olumlu bir görüntü söz konusu. Görüyorsunuz sarı hareketli ortalama yaklaşık son duruma baktığımızda şunu söyleyebilirim. Temmuz ayından beri üzerinde seyrettik. Altında Ekim'den sonra altına, Eylül'den sonra altına geldi. Bu ortalamanın hali hazırda altındayız. Bugün bu ortalamayı yukarı kırmak isteyen bir yapı söz konusu olarak daha önce geçen hafta test edilen 1297 üzerinde 1300'lere doğru giden hareketlerin oluşması ihtimali artmış durumda. Haftalıklarda da gayet olumlu olduğunu söyleyebiliriz. İşte hemen şu noktadan yola çıkarak şöyle bakıyorum. Günlük, evet, 4 saatlik şöyle grafiğe baktığımızda olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü kapanış 1292 yanılmıyorsam. Pardon, 1291 kapanışı var. Hemen şöyle 1291 kapanışını girelim. Kapanışını girdik. Haftalıklarda 1294 üzerindeki harekette 1310'ları konuşuyor olacağız. Bu hafta oldukça dar bir aralık. Gerçi olumlu seyretti ama 95 ve üzerini test etmesi için bugün 1292 şu an için açılış sonrasında ne görmüş? 89-93 görmüş. Yani şu an için 92 olduğuna göre alıcılı bölgede, haftalıklarda da pivot bölgede olduğu için olumlu olmaya devam ediyor. 1291 aylıklarda üzerinde olduğu için 1300 ve üzerinde konuşuyor. Olmaya devam edeceğiz. Hemen ben buradan VTI petrole dönmek istiyorum. VTI petrolde, bakın arkadaşlar, çok önemli bir noktaya geldik. Bu haftalık hareketli ortalama, yaklaşık 200 haftalık hareketli ortalama, 2014'te bu ortalamanın kırılmasıyla büyük bir çöküş yaşanmıştı ki biz bu ortalama kırılmadan önce petrol fiyatları 110 dolar, 112 dolar seviyesindeyken büyük bir kırılmanın yakın olduğu, çok uzun süreli bir düşüşün başlayabileceğini söylediğimizde, hatta 110 dolarlar civarındaydı. 50-55 dolarlar, hatta 50 dolarların altını bile görebilecek bir süreçten bahsetmiştik ki o dönemde petrol fiyatları için 120-130-140 dolarlar konuşuluyordu. Bu ortalamanın kırılmasıyla da artık her şey tehdit edilmişti. Şimdi bu ortalama o kadar önemli ki, bakın geçmişe şöyle baktığımızda 2012-2013-2014'te neredeyse 6 defa test edilen bu ortalama geçilemedi. Şimdi bu ilk test edilmesi, büyük ihtimalle bu ortalamanın kısa vadede biz geçilmesini beklemiyoruz. Daha önceki ortalamaların test edildiği noktalara bakınca geçilemediğini, hep bu ortalamaların etrafında, hatta ortalamanın altında seyrettiğini görüyoruz. Yani bugün itibaren aslında petrol fiyatlarında bir kar realizasyonu, bir satış ihtimalini konuşuyor olacağız. Çünkü ciddi anlamda gördüğünüz gibi uyumsuzluklar da oluşmaya başladı. Hatta tekrar burada en fazla yatırımcının belki de para kaybetmesine neden olan görüntü. Yani bir
boğa tuzağı görüntüsü burada da oluşmaya başladı. Gördüğünüz üzere bu da ister istemez petrol fiyatlarına bir geri çekilme getirecektir. Petrol fiyatlarına geri çekilmesi Türkiye için de bizim için de gayet olumlu bir işaret olur. Bundan sonra büyük ihtimalle bir geri çekilmeyi konuşuyor olacağız. İlk etapta nereye kadar bir geri çekilme olur? 58-55'i şöyle bir alalım isterseniz kapanışı arkadaşlar. 58-55 kapanışını aldık. Haftalıkta ne vardı? Şöyle haftalıkta 56-656 hemen şöyle girelim. Haftalıkta 58'in üzerine çıktığını zaten görüyoruz. Ama bunun üzerinde bir hareket söz konusu olabilir. 58-550 test edilmiş durumda. 58-150 bugün önemli bir seviye. Günlüklerde 58-550'nin üzerinde 58-750 var. Hemen açılış sonrasına bakalım neresi görülmüş. Gün kapanış 58-550, 58-520, 58. Evet şu an için gördüğünüz kadarıyla bir uyumsuzluk var mı? Uyumsuzluk hala hazırda tepelerde olma sebebiyle söz konusu. 60 dakikalık grafiklere şöyle bir bakalım. Evet, yavaş yavaş bir dönüş, bir istek var. Saatliklerde hatta iyi bir satış ihtimali, bir kar realizasyonu gün içinde söz konusu olabilir. Bunu da izliyor olacağız. Çünkü şu yükseliş burada bir distribasyon getirebilir. Dolayısıyla petrol fiyatlarında da önümüzdeki saatlerde, gün içinde 58-100'ler hatta satışlı bölgeye geçen bir hareket görme ihtimalimiz yüksek. 58-550 haftalıklarda bahsetmiş olduğumuz trend olması sebebiyle. Sterlin dolara isterseniz şöyle bir dönelim. Sterlin dolara geldiğimizde oldukça güçlü. 33'lerden itibariyle test edildi 30'lar. Biraz daha sıkışan bir hareket göreceğiz ama bir 33'ü hemen şöyle bir alalım. Gelelim bakalım ne anlama geliyor. 1.33 tam kapanış kaçtı? 1.30 evet 1.33 aslında tam kapanış. Şöyle alalım. 1.32.90, 1.32.70 önemli destekler. Açılış sonrasında nereler görülmüş? 1.32.90, 1.33.12. Yani hafiften satışlı bölgeye dokunmuş ama tam pivot bölgede. Haftalıklarda haftalıklarda evet bir sıkıntı vardı. Onu düzelteceğiz. Şimdi hemen buradan şöyle tabloya baktığımızda aşağıda 1.32.80-90 bölgesinden bahsetmiştik. Çok önemli. Ortalamanın üzerinde destek olarak çalıştığını görüyoruz. Tutunmak isteyecektir büyük ihtimalle arkadaşlar. Dolayısıyla sterlin dolarda olumlu görüntünün devamını şu an için küçük de olsa, küçük çaplı olsa bir kar realizasyonu gün içi 1.32.70 üzerinde kalmak istedik. Kaldığı müddetçe yukarı istek devam edecektir. Bunun ötesinde dolar Japon yönüne şöyle bir bakalım. Dolar Japon yönü bahsi konu olduğu gibi geri çekilme devam ediyor. 111'lere kadar geldi. Çok önemli ortalamalar görüyorsunuz. Bu ortalamalar aşağı kırmış durumda. Zaman zaman tepkiler olabilir. Dün Amerikan piyasada kapı olması çok daha aralıkta seyrettiğini gördünüz. 111.700, 111.900 hatta 112 bölgesi şu an için artık direnç. Burada sıkışan ama aşağı yönde tekrar yoluna devam etmek isteyen bir tablo görebiliriz. 111-236 kapanışını hemen dolar Japon yeni girelim. 111-500-600 bölgesi direnç. 111'in bir destek olduğunu görüyoruz. Dünden kalan destek olarak baktığımızda 111-070 görülmüş. 111-500 evet direnç. Bu bölgenin geçilmesi şu an için zor gibi gözüküyor. Geçilemediği müddetçe de aşağıda 111'i aşağı kırmak isteyen bir yapı görebiliriz. 111-70 gün görülen bir seviyeydi. Dolayısıyla kademeli bir şekilde 110'lara doğru geri çekilme isteği haftalıklar, aylıklar tarafında baktığımızda devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen buradan isterseniz gram altına şöyle bir bakalım. Gram altın gayet güçlü seyretmeye devam ediyor. Tabi zaman zaman kar realizasyonları görüyoruz. 162-750 hemen şöyle bir 162 kapanışını girdiğimizde haftalıklardaki tablo da gayet olumluydu. 161-170 diyoruz. Evet. 163 direnç olduğunu net olarak görebiliriz. 163-500'ün önemli direnç olduğunu görürüz. Alıcılı bölgede hafta boyunca seyretti ama 163-700 üzerindeki hareketlikte 165 bizi izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar. 138-139'dan beri biz bu hareketin olabileceğini, 170'i olabileceğini bahsediyoruz. Hatta yıllıklarda bu seviyenin gördüğünüz gibi yıllık tabloda 170 olduğundan bahsediyoruz. Hatta kademe kademe
Zaten yıl içinde alıcılı bölgedeydik ve hedefimiz ilk etapta kademeli bir şekilde 150'ler yeni rekorlar 162, 154 üzerinde 162, 166 ara direnç var. Ama 162'yi şu an halihazırda izlediğimizi söyleyebiliriz. 154 üzerinde kaldığı müddetçe 170 isteği devam edecektir. Bunu da söyleyebiliriz yıllıklar tarafında. Günlüklerde özellikle 162, 163, 250 şu an için 250-450 direnç olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü dün içi kar realizasyonu düşünecek olursak şu an için halihazırda güçlü olduğunu görürüz. Doların güçlü seyri, altının güçlü hareketi oluşturması halinde biz ikram hakkında biraz daha yukarı hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Hemen buradan yüz endekse giriyorum. Yüz endekse dün bahsetmiş olduğumuz 107.000 geçilemedi. Ve hemen şöyle 107.000 kapanışının, pardon özür dilerim, 105.026 kapanışını girelim. Evet, 105.026 kapanışına girdik. 105.400, 105.600 önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef ortalamaların altında endeks kapatamıyor. Çok önemli ortalamalar dokundu. Bu istek biraz daha aşağı yönde devam edeceğe benziyor. Şöyle 4 saatlik grafiklere baktığımızda çok önemli dirençler ama aşağıda çok da önemli bir ara destek var. 104.800, 104.600. Bu bölge üzerinde haftalıklara baktığımızda 104.800'in ne kadar önemli olduğundan bahsetmeye çalışmıştık. 105 altında olduğu için 105-200'in altında olması önemli ama 105-200'lerindeki her hareketlilikte de tepkinin devamı ya da bu bölgede tutmak isteyen bir yapı söz konusu olabilir. Bunu da izliyor olacağız. Tabii ki hemen isterseniz buradan yakınlarda endekse şöyle bir dönelim. 30 endekse geldiğimizde 30 endekste tablonun biraz daha yukarıda önemli dirençleri düşündüğümüzde 133, 129, kapanış 130, 750. Dün bahsetmiş olduğumuz 133'ler test edildi ama sonuçta önemli dirençti. 128-350'den gelen bu tepkinin 133 seviyesine, 134'e ihtimali söz konusu olabilir ama 133 önemli ilk dirençti ki burası test edildikten sonra geliyorsunuz tekrar ortalamalara çekilen bir hareket veriyoruz. Eğer bugün iki gün önceki 128-500'e gelir mi? Bu seviyeyi test eder mi? Bunu sorgulayacağımız bir gün olacak. İsterseniz şöyle dünkü kapanışı alalım. 130-475 çünkü günlük marjlar oldukça yüksek. Şimdi 130.075-129.870 bugünün önemli destekleri. Eğer gün içinde 130.000 geçilemediği takdirde 129-75-128-600'e kadar bir geri çekimi olur ki iki gün önce görülen o tip kırılmaması gerekir. Kırılmadığı müddetçe burada biraz daha yatay bir hareket göreceğiz. Hatta zaman zaman yukarı istek oluşabilir ama bunun için 128-500'ü izliyoruz. 128-500'ün kritik bir geçiş noktası olduğunu hemen not edelim. Evet şimdi isterseniz birkaç şeyle bakalım. Sonra da bitirelim. Garanti Bankası tepki verdi ama tekrar aynı bölgede endeksle karşılaştırdığımızda hali hazırda endeksten zayıf olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani şöyle TL bazında Akbank'a bir bakalım isterseniz. Evet, Akbank'ta da zayıf durum söz konusu. Ben şimdi banka hisselerine bakarken ne kadar zayıf olduğunu bugün yapıp görelim. İşçi, Akbank, Vakıfbank, bir Vakıfbank tutunduğunu yavaş yavaş görüyoruz. Diğer hisselerin gerçekten hisse bazında bankacılık sektörünün zayıf olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bunu da izleyeceğiz. Tabii ki en önemli göstergelerden bir tanesi arkadaşlar tahvil. Tahvilde de bir ara geri çekilme gördük. 14-20'lere kadar normal diyoruz. Çünkü daha önce de bahsetmiş olduğumuz aylıklardaki bakın aylıklarda daha önceki direnç bölgeleri 14-14'ün hemen üzeri hatta 14-15 bölgesi şu an için bölgeye ulaşıldığını düşünüyoruz. Bu bölgede biraz daha yukarı gitmekte sınırlı olacağını tahmin ediyoruz. Hemen ben buradan birkaç hisseyi daha aklıma gelen bakıyorum. Petkim. Evet şu an için endeks bir yere olumlu ama yukarıda 6.60'ı geçmesi önemli. Ereğli. Evet gayet iyi. Bunun dışında
Aselsan'a şöyle bir tekrar bakalım. Evet, Aselsan'da bahsetmiş olduğumuz seviye geçilemedi. Yani 33'ler geçilemedi. Tekrar Aselsan'da 30'lara doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyor olacağız. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diyorum. Sağ üst köşeden almış yatırımla ilgili çalışmalarınıza ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.